Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanından yapılan açıklamada açıktır ki iktidar mücadelesinin ne katılımcısı ne de destekçisiyiz. Bu sorunu muhalif kamplardan hangisi çözerse çözsün, iç savaştan kaçınmaktan ve mevcut krizi ancak anayasa ile çözmekten yanayız. Elbette en çok arzu edilen seçenek iki taraf arasında bir anlaşmadır, dedi. Rusya, Azerbaycan-Ermenistan üçlü anlaşması hakkında yaptığı açıklamada en azından savaşın bittiği ve can kaybının olmayacağı önemli bir gerçek olarak kabul edilmelidir. Anlaşmanın uygulanması ve Karabağ sorununun nihayet çözümü yakın geleceğin meselesidir ve Ermenistan ciddiyetle buna hazır olmalıdır, dedi. Erivan'da Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestolar sırasında 60 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 51'i idari suçlar nedeniyle karakola getirildi ve 9'u suç işlediği şüphesiyle gözaltına alındı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Subayı Nurçeyev, Surgay-Şuşa Savaşları'nda kahramanca şehit düştü. Her zaman vatan sevgisiyle atan kalbi, Karabağ'ımızın beşiği Şuşa'da son kez attı. Vatanı uğruna bu hayata veda etti. Vatan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için kahramanlık yaptı. Huzur içinde yat kahraman asker. Azerbaycan'ın kurtulmuş Şuşa kentinde Milli Meclis'in genel oturumlarının yapılması önerildi. Öneri Azerbaycan'ın milletvekili Elmen Nesirov tarafından parlamentonun bugünkü genel oturumunda yapıldı. Milletvekili parlamento oturumunun Şuşa'da belirli bir zaman ve yerde yapılması gerektiğini söyledi. Hollanda ve Belçika'da yaşayan Azerbaycanlılar, Karabağ'daki tarihi zaferimiz ve Azerbaycan diasporasının karşı karşıya olduğu zorluklar üzerine sanal bir toplantı düzenlediler. Diaspora ile Devlet Çalışma Komitesi Başkanı Fuat Muratov, 30 yıllık Ermenistan-Azerbaycan Dağlı Karabağ İtilafı'nda Azerbaycan'ın görkemli zaferinden dolayı katılımcıları tebrik etti ve cesur ordumuzun cesaretinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlarıyla sağlandığını kaydetti. Bu büyük bir zafer. Azerbaycan'ın milli çıkarları korumak için dünya Azerbaycanlılarına yeni görevler koymaktadır. Toplantıda konuşan Hollandalı milletvekili Tunahan Kuzu da Azerbaycan halkını bu tarihi zaferden dolayı tebrik etti. Ermenilerin Azerbaycan'ın haklı konumunu savunduğu için tehdit etmeye başladığını kaydetti. 37 yurttaşımızın katıldığı toplantıda zaferin önümüze koyduğu yeni görevler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 9 Kasım'da Ermenistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında bir Rus Mi-24 helikopteri düşürüldü. Olayda 2 mürettebat öldü ve biri yaralandı. Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü olayı felaket olarak nitelendirdi ve iki askerin ölümlerinin herkes için çok acı verici olduğunu söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, helikopterin Cumhuriyet'in silahlı kuvvetleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü kabul etti ve Bakü'nün Moskova'ya tazminat ödemeye hazır olduğunu söyledi. Dünya genelinde yaklaşık 54 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs 2 milyon hastayı öldürdü. Asya'da tahmini 15 milyon, Avrupa'da 14 milyon, Kuzey Amerika'da 13 milyon, Güney Amerika'da 11 milyon ve Afrika'da 2 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Fransa ve Rusya'dır. İran'da 726.585 kişiye, Türkiye'de 404.894 kişiye, Ermenistan'da 112.680 kişiye ve Gürcistan'da 69.681 kişiye koronavirüs testisi kondu. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşan 70.216 kişiden 95'i hayatını kaybetti ve 51.986'sı tedavi edildi.